ara sırada böyle geziyoruz işte. Ne yapacaksın? Geçen söylemiştim işte 5-6 bin dekar yerimiz var diye. Bu seneki slash 4 bin dekar civarında. Verimi derseniz 6 tonla 7 ton arasında alıyoruz. Yani bazıları 10 ton falan diyor ama biz alamıyoruz. Çünkü her sene ektiğimiz için yine arpadan ve buğdaydan çok daha karlı bir bitki. Mısır biliyorsun, Mısır'ın ana vatanı Meksika. Meksika, Amerika'dan Osmanlı zamanında 1600 yıllarında Suriye üzerinden Mısır'a geliyor. Adı Mısır oradan kalıyor. Mısır'ın. Bunun esas bir ismi var. Ama tabii Türkiye'de bilinmiyor. Mısır hayvancılıkta olmazsa olmazdır. Özellikle süt inekçiliğinin en değerli besin maddesi bence mısır. Hatta yapılan bir araştırmaya göre mısır hayvanın kanını yeniliyormuş. Anlatabildim mi? Süt üretimini ve sütün kalitesini artırıyor. Yağ oranını artırıyor. Yani bugün sılaj vermeden başka bir yem ile beslenen süt ineğinin süt kalitesi sılajla beslenenin aşağı yukarı 3'te 2'si kadar. Ama sılajla beslenen bir süt ineğinin verimi ve yağı oranı çok çok yüksek. Onun için bu işi bilenler hakiki mısır sılacı bu. Ha bir de şimdi şey çıktı biliyorsun. Şeker mısırı. Yani bu koçanlar alıyorlar. Böyle gösterirsem daha iyi anlarsınız. Mesela şeker mısırın bu koçanını alıyorlar. Bu kalıyor yalnız. Anlatabildim mi? Bu. Yani bunu piyasada bizimle rekabet yapıyorlar. Ama bunu besicilerin çoğu bilmiyor. Bu şeker mısırı ve hayvana zararlı da. Bunu daha önce bir şeyde izledim. Karacabey'de bir arkadaş var. Benim oğlum tanıyor. Şeylerin başkanı. Kooperatif başkanı Sencer Bey. Tanısın belki. O da belirtti. Ha bunu adamlar şeker oranı yüksek. Hayvanları hasta da yapıyor. Ama satmaya geldi mi benden mısır sılacı var. Sen diyorsun ki 5 kuruş misal. O diyor ki ben 3 kuruş. Kardeşim senin mısır tanesi alınmış. Sap. Ha bunu besicilerin özellikle bilmiyorlar. Dikkat etmesi lazım. Şükürler olsun. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Bedava verseler de almıyoruz. Kendim sılacımızı hayvan olduğum zaman kendime bırakıyorum. Şu anda mısırın %100'ünü piyasaya satıyoruz. Şükürler olsun. Müşterilerimiz de var. Yani biliyorsunuz bu slaj işi öyle 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük yapılacak bir iş değil. Mesela biz buradan günlük en az kaç araba gidiyordunuz Bursa'ya günlük? 50. Ortalama. Ortalama 45. 45-50 tır günlük. Yağmur gibi gidiyorlar. Adam makineyi durdurmuyor. Aynı zamanda da gidip geliyorsunuz değil mi? Tabii. Sabahleyin kalktın benim çiftliğinin etrafında 40-50 tane araba oluyordu, tır. Allah bin katı razı olsun. Arkadaşlar bir kısmı Kütahya'dan geldi. Evet. Siz nerelisiniz? Eskişehir, buralıyım. Eskişehirlisin. Evet. Kütahyalılar vardı. Afyonlar vardı değil mi? Birkaç tane Afyonlar vardı. Evet. Allah razı olsun yani. Çocuklar gece gündüz bize yardım ettiler, sılacımızı çektiler. Biz memnunuz, biz de onları memnun ediyoruz tabii. Çiftliğimizde ağırlıyoruz. Daha önce bu mısırı bilen yoktu. Yani mısırı da bu havaliye ilk getiren biz olduk. Ama bu sılacı yapan yok. Çünkü neden? Sılaç yapmak için makinen olacak.
Sılaj dediğim gibi bir belli bir zamanı var. O belli bir zaman içerisinde biçip teslim etmen lazım. Hem teslim etmesi rızk, hem biçmesi rızk biliyorsun. Tam bir böyle bir zamanında bitireceksin bu işi. 10-15 günde. Şimdi bak görüyorsunuz her yer mısır. Danelik mısır bunlar. Danelik mısır da biçmek için makinem var ayrıca biliyorsun. Tablası falan orada çiftlikte duruyor. O işi de yapıyoruz ama bizim işimiz sılaş. Çünkü artık çoğaldı herkes. Bu işin tadı kalmadı. Önüne gelen mısır ekiyor. Önüne gelen. Yani bunu bir aslında bir şeye bağlamak lazım. Nerede ne ekileceğini, nerede hangi ürünün hangi çeşit ekileceğini Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri bunu gerçekten el atmaları lazım. Çünkü sularımız çekildi. Eskiden litreye 32-40 litre veren saniyede pompalar şu anda düştü 15-20 litreye. Yarı yarıya sularda eksilme var. 50 metreden su çekiyorsak şu anda sular 100 metre 90 metreden çekiyoruz pompaları. Şey pompaları bunlar dalgıç indiriyorsun biliyorsun. Onun için yani eğer yıllar böyle giderse tehlike çanları çalıyor. Yani bilmiyorum ama mısırın 5 sene sonra hayatı tehlikeye girebilir. Eğer böyle giderse. Ama buna bir çare bulmak lazım. Mesela bizim bu havalede ne oluyor? Mısır. Ya adam ekilecek tarlaya da mısır ekiyor, ekilmeyecek tarlaya da mısır ekiyor. Anlatabildim mi? Onun için yetkililere buna bir el atmaları lazım. Mısırın bir şeyi yok, zararı yok. Tarlayı da yormuyor. Aşağı yukarı biz bu tarlaya 10 senedir mısır ekiyoruz. Belki daha fazla. Münabe değiştirelim mi? Şu anda onları düşünüyoruz. Mesela arpa ekenler yanımızdaki köylerde bozup hemen o cin mısırını ektiler. Bu yurt dışına falan gidiyormuş. İşte onların saplarını bozup sılaj yapıyorlar. Yani bizle rekabet ediyorlar. Anlatabildim mi? Aslında sılaj değil. Danesi yok. Ama bunu gel oradaki üreticiye anlat. Yarı yarıya katıp veriyorlar. Var mı bizde öyle bir şey? Yok. Biz bu işi bilerek yapıyoruz. Yani sılaj bizim işimiz. İddia ediyorum ki sılajda bu havalede yok zaten yapan. Makinesi yok. Bizden başka bu işi yapan yok. Ama işte o dediğim gibi şeyler sahteciler. O mısırların danesini alıp saplarını satanlar piyasada makine bulup biçtirip karıştırıp artık tarlaya para vermiyorlar. Yani ücret karşılığında satmıyorlar. Danesi alınıp da sapı kaldığı için tarlayı temizlemeye alıyorlar. Bedava. Anlatabildim mi? Heh. Bu sahtecilerden kurtulmamız lazım. Ama bunu kim yapıyor? Bunu işte üretici, besicinin, çiftliklerin bilmesi lazım. Dikkat etmeleri lazım. Mısırın içerisinde dane var mı kardeşim? Bir baksana. Şeker mısırı bir de şey olarak zararlı hayvanlara. İşte işimiz bu. Ne yapalım? Allah bereket versin diyoruz. Anlaştık mıydı karşılıklı? Bu işi devam ediyoruz. Mazot pahalılaştı. Gübre pahalı. Artık maliyetler arttı. Bak görüyorsunuz bir araba hiçbirine sormadım. Kaç paraya gidiyorsunuz Bursa'ya? Biraz önce Eskişehir'e bir araba sılaj göndereceğim. Bizim burası Eskişehir 30 kilometre benim köyüm. 6-7 bin liradan bahsediyorlar. Düşünebiliyor musun? 30 kilometre yol. Ne yakacak kardeşim ya? Çok acayip deli para. Ya. Hiçbir tane taşları rahmetli babam dururdu.
Oğlum al şunu. Al şunu. Bizim Urfalılara taş temiz edemiyorum. Makinemiz de var. Toprak taş toplama makinesi de var. Allah razı olsun. Yine temiz. Bak burada birkaç tane kalmış damlamaları. Acele ediyorlar. Bak buradan bitmiş. Bu burada kalıyor işte. Görüyorsun değil mi bunu? Ah, bunun ucu kim bilir nerede? Bu hurdaya. Ne olmuş toplarken buradan çıkmış. Gel bak buna işte. Kontrol yok. Bitti. Hep para hep masraf bunlar. Senede en az %10 bu damlamadan zayiattan kaybımız var. En az %10. Ben değil yani bütün herkesin. Bu makinayı 2000 yılında aldık. Bundan önce başka bir marka vardı, John Deere. 3-5 sene onu kullandık. 2000'de çok memnunuz bundan. Böyle kolay kolay arıza falan vermiyor. Servisi biliyorsun benim arkadaşım geçen söylemiştim yaptı. Mesela geçen bir turboz arızalandı. Belçika'dan, Fransa'dan kundura getirip taktılar. Uydurma yaptırmadı. Bunu küçük oğlum Halil, yani bizim çiftçiliği esas yürüten o, tarlanın işi pazarlama, satın alma. Ama temelinde Kaya ile beraber çiftçiliğin yapan oğlum Halil. Makine şimdi şoför öğretiyor. Bu FR600 günlük aşağı yukarı 9 litre falan mazot yakıyor. Deposu 1 ton. Sade makine, güzel makine. Aç şapkayı, ha. Vay vay kardeşim, akşam acaba bunların peşinde böyle gezecek oldun mu? Kafayı yersin abi. Ben geçen bahsetmiştim, öğrene öğrete öğretmen oldum artık. Natası şöyle yap, makineyi böyle kullan, tarlayı böyle sür. Bak döktüler. Koyun da kalmadı memlekette, koyun olsa hiç olmazsa bunu yer. Koyunlara da kurban olduk, sattık hepsini. Bu görmüş olduğunuz arazide çitlemelik dediğimiz beyaz ayçiçeği üretiyoruz. Çekirdek yani. Bu Bursalı bir firmayla benim çocuklar anlaştılar. Onların namını ektik. Ama boya bak, kelleye bak. Şu güzelliğe bak. Ama danelerde boşluk var. Bu da işte bu sene malum çok sıcak oldu. Uzmanlar ona bağlıyorlar. Bunların bu çinlenen kısımlarında erkekler vardı. Erkek ekerken ekiyorsun bunu. Belli bir aralıklarla. Bunlara bak öldürdüler. Şimdi bu kalanlar hasat edilecek. Bu anaç tohum üretiyoruz burada. Anaç yani normal piyasada aldığımız, çitlediğimiz çekirdek değil. Bunu tohumluk olarak üretiyor adamlar, bu adamlar. Allah razı olsun bütün yaz buradalardı. Geldiler de şu adamın ettiği masrafı ben biliyorum. Deli paracadır yazık. Ama çok da boşluk var çekirdeklerde. İşte havadan mı sıcak yoksa bakımı görüyorsun. Boya bak, taneye bak. Onların dedikleri zaman bir su verdik. Onların dedikleri şekilde gübreledik. Yani tertemiz tarla. Şu anda öyle çok bir ot da şey de yok. Yani bakımı da gayet güzel oldu ama bence istediği şeyi alamayacak bu arkadaşlar. Yazık.
Daha önce piyasaya biz ekiyorduk, beyaz çekirdek. Ondan önce Kıbrıs dediğimiz ince uzun siyah çekirdek, onları ektik. Bunun hasadını biçerdüverle yapıyordum ben. Adam yok. Biçerle yaptığın için yok dediler, işte burası kırılmış. Biçerle biçmişsin. Piyasada zor satılıyor. Tövbe ettim, bir daha ekmedim. Ha, yağlı ekiyorsun. Biçer biçiyor, güzel. Ya bu da tekel gibi. Bu beyaz çekirdek pazarı belli kişilerin elinde. Anlatabildim mi? Yani adamın şu kadar bir dükkanı var. Adam milyarlarla oynuyor ha. Ama alırken tam istediğin gibi almıyorlar. Onun için soğudum bu işten. İlk defa ekmiyordum ben bu işi. 10 senedir benim çocuklar Bursa'lı bir firmayla anlaşmışlar. Baba bir de bunu deneyelim. Yani deneme maliyeti. Burada aşağı yukarı 400-450 dekar falan, bir 500 dekara yakın bir alanda ektim bunu. Ektiler daha doğrusu. İnşallah iyi olur. Yani bende şey yok. Biz dekardan paramızı alıyoruz. Bizim bir kaybımız yok. Ama bu adam da bu kadar masraf etti. Yani onun da para kazanmasını istiyorum. Doğru mu? Adam para kazansa gelecek seneye yine gelin Hüseyin abi diyecek. Bana demese çocuklara diyecek. Ben bütün elemanlarını bütün yaz burada ağırladım zavallılar. Geldiler gittiler. Arı getirdiler. Arılar gitti. Nereye gittiyse arıları kaybettik. Arılar uçtu gitti. Polenlerine bilmem nelerine bunun şeyini yaptılar. Döllemesini yaptılar. Bu gördüğünüz yerde. Hep işçiler yaptı. Yani bunların hepsi bir maliyet, bir para. Yazık. Eskiden arıları koyardılardı. Arılar gerçekten bu işin dönlemesini yapıyordu. Ama arılar da gitti. Sıcaktan mı gitti? Nereye gittiğini de Allah bilir, bulamadık. Yok. Bu da memleketimizde ekilen bir bitki. Fena değil ama zor, işi zor. Yani kolay bir ile yetişmiyor. Onun için Allah'ım kolaylıklar versin. Bunun da işte hasadı herhalde bir 20 gün sonra falan olur. Şu kafaya bak ya. Yani kafanın bir çok büyük olması bir şey değiştirmiyor. Daha kötü aslında. Bu kadar büyük kafa. Bakıyorsun bak boş. Yani %70'i %80'i boş. Yani anlatabildim mi? Yani bu yazık. Bu hava. Ya, hava mı yapıyor? Su mu yapıyor kardeşim? Ben bunu bu çekirdeğe dekara 150 kilo 200 kilo aldığımızı biliyorum. Yağlık 300-350 kilo alıyorduk. Bu biraz az çıkar. Ama bunun da işçiliği çok. Elemesi. Kafasını koparıyorsun. Traktörle harman yerine getiriyorsun. Orada pırpır makineye atıyorsun. Ondan sonra olmadı. Serip kurutuyorsun. O arada bir yağmur mağmur yağsa tamam hapı yuttun abi. Bir sürü telaşe. Anladın mı? Yani kolay bir iş değil. Bizlerin yapacağı bir iş değil yani. Ha işte böyle makine vereceksin. Kiraya adam 300-500 kaç ekerse eksin. Ben uğraşamıyorum bunlarla abi. Şuna bak, şu kafaya bak ya. Eğer şu kafa dolu olsun. Burada dekara var ya. 300-400 kilo çekirdek var abi. Şuna bak. Görüyorsunuz değil mi? Ya ama çoğu boş. Bu fena değil. Ara ara bunlar hep böyle aralarda, belli aralıklarda. Bak mesela burada. Bunlar çinlenmiş hep.
Yani döllenmenin de çok rahat olması lazım ama bak hep bunlar ezildi. Görüyorsunuz değil mi? Şu geç ekildi. Bu biraz erken ekildi. Bak şu geç ekilen tanesi bundan daha iyi mi? Yani bunun doluluk oranı bundan fazla. Ya. Zor, zor. Yani bu işi rıslı iş bunlar. Allah muhafaza. Bizim bu havalede domuz ne de bilmezdik biz. Nasıl mısır ekmeye başladık? İlk yıllarda da yoktu da hele şu son 3 yıldır acayip domuz olmaya başladı. Mısırları biraz daha dursaydık mısır çıkardı kesin. Bu karşıdan geliyor galiba Sündüken Dağı'ndan. Bu taraf Türkmen Dağı, bu taraf Sündüken Dağı. Biz iki dağın ortasındayız. Aşağı yukarı geldiği yer buraya 50 kilometre. Belki daha fazla. Ya. Dava bu. Gördüğünüz gibi burası 2 gün önce biçildi. Hemen akabinde sürüyoruz. Eğer bir hafta daha sürmeyelim. Buraya ne pulluk işler. Çünkü tonajlı tırlar çinliyor. Bir de makinenin kendi ağırlığı. Görüyorsunuz toprak 2 günde kendisini çekmeye gitmiş. Yani gece gündüz sürüyoruz. Bu taraflar bütün bitti işte. Şurada 3-5 yüze kadar falan yerimiz kaldı Allah'ın izniyle. Yarın şey biterse slaj biçim biterse yarın veya bir gün 2 gün sonra da bunlar arkasından hemen hemen bitiriyorlar. Yani bu iş çok ciddi bir iş. Eğer ki anında sürmezseniz kolay kolay pulluk işlemiyor. Ta ne zamana kadar? Ta üzerinden kış geçecek. Bahara kadar süremezsin bir daha. Ha güzün bol yağmur yağar. Efendim mesela toprak kabar ona bir şey diyemem ama mutlaka sürmek lazım. Görüyorsunuz anızları da tam olduğu gibi deviriyor. Bu pulluğun tekerleği koptu onu getirmeye gittiler. İşte imalatçıların kullananları dikkatle dinlemesi lazım. Değil mi? Şimdi imalat diyor adam. Kullanıcı bunun hatalarını söylüyor. Biz de söylemekle mükellefiz. Söylememiz lazım. Çekip göndermiş. Çektiniz değil mi şimdi? Göndermemiz lazım. Ha gelecek öyle şey insanlar değil. Gerçekten yapıyorlar ama zayıf. Yani bu kadar bu kuvvetli pulla o tekerlek, o demir dayanır mı? Dayanmaz. Önündeki traktör 325 beygir. Yani mümkün değil. Arası 95 santim pulluğun arası. Götürdüğü yer altılı gibi görünüyor ama en az normal bir pulluğun en az 1,5 mislisini götür. Yani onluğu düşün. Yani normal çift sürdüğümüz, normal Ladas'ta yaptığımız, baharın yaptığımız pullukların inanın tam 1,5 misli büyüklüğünde bu şimdi. Belki 2 misli büyüklüğünde. Aralar açık. Ha neden onu öyle açık yaptırdık? Çığ bırakması mümkün değil. Bırakmıyor. Demirlerin arası geniş. Özel yapım bu pulluklar. Mısır bazen saplar yüksekten biçtiğin zaman tanelik mısırlarda bozmak için pullukların arasının geniş olması lazım. Tıkıyor. Tıkadın problem oluyor biliyorsun. İnşallah seneye daha iyi olacak. Yavaş 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 bir şoför yetiştiriyorsun. Her şeyi üretiyorsun. Anladın mı? Ondan sonra bırakıp gidiyor. Bizim bütün geçen de söyledim derdimiz kalfiyeli eleman. Problem orada. Bak işte bu oğlum. Gece gündüz bunların peşinde bu Halil. Küçük oğlum Dıgıli. Dıgıli olmasa bizim bu işler yürümez. Bütün toprakla uğraşan, tarımla uğraşan Dıgıli. Küçük oğlum Halil. Ya Tarık da işte almak, satmak, pazarlamak o işleri yapıyor. Pulluklarımız Alpler yapısı.
Alpler'in fabrikanın elemanları buraya geldiler. Daha önce sıra dışı diye bir pulluk ama onu kullanamadık fazla. Bunlar bizim istediğimiz şekilde bizim ölçülerde yaptılar. Şimdi mısır tarlasını biçtiğin zaman mısır sapının gömülmesi lazım. Aynı anda biliyorsunuz. Mısır sapını yakmak cinayet. Çünkü neden? Mısır sapında üre var, üre. Benim üreyi biliyor musunuz? Ha. Bunu mutlaka ters devirmemiz lazım. Onu da bunlar deviriyorlar. Alpler biliyorsun Türkiye'de bu işin yani pulluğun ne diyeyim sana dedesi bunlar. Ondan sonra bir sürü pulluk üretildi Türkiye'de. Yok meşhurmuş da yok cartmış da cürtmüş da tamam ama bu Alplerin üzerine pulluk tanımam. Allah bin katı razı olsun. Önemli olan pulluğun önemi şudur. Motoru kasmayacak. Motorun arkasında ip gibi gidecek. Anlatabildim mi? Dava bu. Toprağı alt üst çevirecek. Yani bu çevirmeden ki kastımız anızı göstermeyecek. Toprak simsiyah olacak. Bu. Bunu da bunlar yapıyor. Bu ölçüleri biz verdik. Benim küçük oğlum var Halil. Bunlara dedi ki böyle 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 tarif etti. Adamlar da burada geldiler çiftliğimizde. Misafir ettik Allah razı olsun. Bu şekilde. Şimdi bunun önüne 6 metre alttaki mikserler var. O mikserleri gördünüz değil mi? Katlamalı dip kazan yaptıracağız önüne. Yine bunları yaptıracağım Alplere. Bir misafir olacağım yani Aydın'a. Bunlar biliyorsun taşa geldiği zaman gazlı otomatik atıyorlar. Sağa yükseldin ya direksiyonu. Döndüreyim abi ben sonra bırakayım. Ney? Olur ya. Yağ atarken rahat yapar. Ney? Hadi abicim güzel. Genel bakımını yapın. Lastikler şu şeyleri, bijonlara bakıyorsunuz mu? Hepsini kontrol edeceğiz. He? Hepsini. Yani anahtar deliğinden bakar gibi bakmayın. Anladın mı? Evet. Öbür traktörün hangisinin de bir tanesinin ağırlıkları gevşemişti? Bu 315'lerin değil. Hangisinin? T6'lar. 110'un. He? 110'un mu? Ne oldu? Hallettiler mi? Onları ben sıktım. Sıktın mı? Bir daha gevşedi mi bilmiyorum ama. Bunların hepsini kontrol ettir. Tamam Hüseyin. Osman sana da söylüyorum. Bu motorların kıymetini biliyorum oğlum bir daha. 10 milyon olmuş diyorlar. Kaç? 10 milyon. Olmuştur değil mi? Bir de ben biliyorum. He? Ben kıymet biliyorum bundan. Hadi. Stop et. Motorlarımızın yağlarını servise yaptırıyorum. Anlatabildim mi? Kendi elleriyle yapsınlar. Bir şey olduğuma biz mesul değiliz. Sen yaptın kardeşim. Doğru mu? Servis. Doğru abi. Hadi canım kardeşim. Ne yağ getirdiniz? Nevoland. Onlar hidrolik yağları. Arka. Ha. Diğer motorun şanzıman yağı da değişik. Hangisinin? 315. Neden? He? Niye? İşte ses yapıyor filtreden şanzıman filtresi. Vites mi atıyordu? Yok. Şey dört katı iş gaz veriyor. He. Filtreden. Yağlar değişmeyecek abi. Onun filtre değişecek. Filtre mi değişecek? Hı hı. İleri şey yer, tamam. Serbest bir yere koy. Bu iki tanesi çiftliğimize bu sene dahil oldu. Bu HD özel yapım bu. Bu canavarlar bir harika ya. Efendim? Harika bunlar. Bu mu? Öbürkü de öyle değil mi? 315. Ama bu HD. HD. İki tane daha bundan alma niyetim var Allah nasip ederse. İkisi de HD olacak. He? Onların da ikisi de HD olacak. Biçer, slaj arkasından bunlar geliyor. Bitiyor, ertesi gün sürme bitiyor. Yani bunlar olmasa o iş yapması mümkün değil. Pullukları görüyorsun değil mi? Şimdi altılı gibi görünüyor ama bu pulluk normalde 7'li 8'li pulluğun ötüdüğünü götürüyor. Aralar açık. Anladabildim mi? Hadi aslan yeğenim. Yaptığınızı kontrol edin. Evet. Sıktığınız civatayı
Çok motor yaktım ben öyle. Sıkmamışlar. Somun yolda düştü. Şeyler var mı bizde? Lokmaları getirdik mi abi? Lokmaları getirdik mi? Getirmediniz mi? Biz getirdik de onu sorayım dedim. Bakalım orada var mı? Ben çıkma da biz verelim buradan ya. Çıkma. Kaç. Versene. Arayayım mı abi? Lokma istiyor, lokma. Kısa kol 12 ayar. Kaç sürü? 32 mi? 12 ayar. Sen lokma takımı mı istiyorsun? Aynen. Şeye göre, türzüre. Depoyu görüyorsun değil mi? Kaç litre yakıyor bu akşam acaba? 350 litre yaptı. Hemen hemen bir 300 litre falan yakıyor. 350 litre. 300 yakıyor. Sen 400 litre yakıyor dedin oğlum. 450 litre yaktı oğlum. Niye? Fazla mı gaz verdin? 6.30'da gittim. Bunlar öğlenledi geldi. Saat 11'de geldi. Sen kaça kadar gidiyorsun? 4 saat ben bunlardan fazla sürüyorum. Günlük 4 saat fazla sürüyorsun. Evet, bir de mesela her işi tarlada var. İniyor, çekiyor, bekliyor. Mesela ağır adam. Yok oğlum yok. Nerede bulacağım öyle adam? Yok. Senin gibi adam hani nerede var işte? Hüseyin var, sen varsın. Senin gibiyken ben şurada yatıyordum, burada. Şunun altında yatıyordum. Motor çalışıyor. Motorun havasından gelen yağ burama damladı mı fırlayıp yatağımdan kalkıyordum. Burada. Gevşemiş. He? Gevşemiş tabii. Düşecek bile. Ne gevşemiş? Belki de düşmüş. Traktörlere gözünüz gibi bakacaksınız. Anahtar delinden bakmayacaksınız. Dedemiz öldü mü kaldı mı diye anahtar delinden bakarlar. Biliyor musun? Ne oldu, bulamadınız mı? Et bulu değil mi bunlar? Doldurdun mu? Ah. %60'ını yakıyor. Bu traktör olaydı benim gençliğimde bunlar. Hayatta kocamazdım ben kolay kolay. Vallahi. Kabin yok. Klima yok. Açık traktör. Pancar. O garda, kışta, fırtınada bütün kış Eskişehir'e mahsul çekerdik. Romork en kral araba 6 ton. Efendime söyleyeyim. Dolduracak helezon yok. 3-5 arkadaş anlaşırdık. Bugün senin buğdayını, yarın benim buğdayımı. Eğer ambara koyarsak en kralı bizim için harmanda satmaktı. Biçer düverden direkt boşaltıyorsun kamyona, koyup gidiyor abi. Anladın mı? Yani mahsulü satmayıp ambara koydun başına bel oluyordu. Helozon yok, helozon. Neyle saracaksın? Avuç avuç, teneke teneke. Şu traktör şuna bak. Şunun adam kocar mı la? Kabin var, klima var, teyp de var değil mi? Var. Televizyon yok herhalde. Koltuk ısıtma var. Koltuk ısıtma da mı var? Koltuk ısıtma da mı? Koltuk soğutma var. Koltuk ısıtma da varmış. Görüyor musun abi? Ay ulan vay. Ben hayatta ölmezdim, kocamazdım bunlar olaydı. Yattınız demek gibi. Buraya yatardım lan buraya. Cızın arasına yatar. 2 saat uyurdum. 1 saat uyurdum. Yahut işte ne kadarsa. Traktörü stop etmiyorum. Traktör çalışıyor. Allah belanmesin. Sıcakta uyurdum abi. Bir gün uyurken hiç unutmuyorum. Havalandırma var ya soluduğu. Oradan küt burama şey düştü. Ya damla. Ulan bir fırladım, kalkınca da kafam kartere vurdum abi. 6 sindirin tamamen, 4'lü puluk çekiyordu arkasında. Gece gündüz bu havalenin nadaslanı yapardım. Tek traktör vardı burada, bir tane bizde, başka yok. Ya, şimdi şu abi. Sanki şey apartman katına biner gibi. Bulamadınız mı servis? Onun yanaşmadı. He? Yani şey, bunun 12'si vardı. Onun zamanı.